Tiyatroya niye gideyim diye bakıyor. Yani, aynen, seni internette, televizyonda, yani, evet, cep telefonunda her yerde izliyor zaten. Evet, bir de niye gideyim? Ama işte yani beni izliyor da bu sene oynayacağım bir oyunu izlemiyor da işte çok tuhaf soruşturmayı hala internetten atıyorum 10 milyon kere tıklayarak seyrediliyor da o adam niye gelmiyor yeni oyuna? Niye gelmiyor? Bu biraz da tabii ki devlet politikası, kültür politikası ile ilgili bir şey. Özel tiyatrolarla ilgili bir şey. Özel tiyatrolarla ilgili, özel tiyatroların yani görüntü olarak sponsor olmakla ilgili değil. Yani devlet tiyatro yardımı yapıyor da neye göre ve nasıl yapıyor, niçin yapıyor? Peki yani Kuddusi Baba bu devlete bir tokat atsa, bir kendine gelse abi böyle tatlı bir şekilde. Nasıl yapacaksın onu? Ne bileyim ben. Kuddusi Baba bilir. Ben nereden bileyim? Yani ben bilseydim tiyatroyu kurtardım zaten. O zaman bir ara programdan sonra oturup seninle program plan bir konuşalım mı? Senin de zaten bu sanıyorum son programın olur. Galiba öyle bir şey oluyor. Yani ya devlet sonra... derken niye sen illa bizim içinde var olduğumuz devletten bahsediyorsun? Ya fantazi yap abi. Tiyatro adamısın. Gözünü seveyim. Ya sen biraz önce solcuyum demekten korkuyorsun. Şimdi de gelmişsin devrim yapalım. Ya bir kere ben solcu falan değilim. Yani bana böyle şeyde Kutup yakıştırmalar Kutup Yıldız'ın da niye yazıyordun o zaman? Kutup Yıldız adı üzerinde. Tanıdığım var. Ya tanıdığım var ya Yıldız. Uzaylıyım ben. Ya, bak korkma. Mustafa abi baş şeyimizdi, yazarımızdı. Korkma. Topal olur. Her Türk 20 yaşına kadar solcudur. Solcu. Tamam. Ya ondan sonra... tamamen kapitalist olmaya başlıyor. Olur değil. Finale doğru nasıl oluyor abi? Finale doğru yine eskiye şöyle bir dönüş başlıyor ama yine de bir emeklilik yaşantısını düşünüyor yani. Düşünme değil. Ama her Türk bir solcu olur mutlaka. Ya mutlaka vardır 20'sine kadar hakikaten dediğiniz gibi. Ben bir dizinin bir oyuncunun hayatını değiştirdiğini çok gördüm. Ama yani bir dizinin bir oyuncunun hayatının tamamına nüfuz ettiğini bir tek sizde gördüm yani. Bu hakikaten bu Sihirli Annem galiba sizin kırılma noktanız mı? Hayır. Aslında benim kırılma noktam Silvia'dır. Tiyatro oyunudur. Benim ne yaptı Silvia seni kırdı? Sihirli Annem'in ne yaptığını biliyorum. Yok. Gencel Gül'ün vasıtasıyla yani devlet tiyatrosundan istifa edip İstanbul'da özel tiyatro yapmaya başlamam. Nevra ve Metin Selezi ile Silvia adlı oyunu oynamam. Bütün hayatım orada kırıldı. Siz o Silvia'da neyi oynuyordunuz ayıptı söylemesi? Köpeği. Canım benim ama o kadar güzel oynuyor. Ya o kadar güzel. O köpek yani zaten. Düşünsene köpek rolüne şey en iyi kadın oyuncu aldınız değil, evet, mi? Birkaç tane hem de, evet, yani. Hani bir değil birkaç tane. Silvia ile değişti sonra nasıl bir evrimdir ki o yani bir şeye dönüştünüz, periye dönüştünüz? O zamanlar tiyatro seyrediliyordu yani bundan 10-15 yıl evvel. Tiyatro izleyicisi vardı. Salonlar dolup taşıyordu. Beni gelip izleyen televizyon işte yöneticileri, yapımcıları falan filan televizyona davet ettiler beni. Ben de hep çocuklarla çalışmak istediğimi söyledim kendilerine. Faruk Bayhan'dır televizyona da beni başlatan insan. Ondan sonra da çocuk programı, arkasından Sihirli Annem. Ondan sonra da uzun bir Sihirli Annem dönemi. Yani o uzun bir Sihirli Annem döneminde hakikaten insan zaman zaman hani karakteri değişiyor mu ya? İnanmaya başlıyor mu ya? Gerçekten ben benim belki doğaçlı düşünüyorum. Ben hep zaten inanıyorum. Ben mucizelere çok güvenliyorum. Hakikaten gelmiş. Çıkart o değneğini oradan da bitirelim yani bu ama programı. Ama yapabiliyorum da yani. Neler yapabiliyorsunuz? Çok şey. Allah Allah. Evet, isteyip inandığım her şeyi yapabiliyorum. Ha, o başka bir şey. Ama yo, etrafım için de yapabiliyorum. Yani pozitif enerjiyle bir sürü yöntemleri var, yapabiliyorum. Ben biraz erken gidebilirim değil mi? Şey, senle yer değiştirelim. Hatta yer değil. Sen buraya gel ben gideyim abi. Hiç gereği yok. Bak burada bir iki tane soru var. Bunları sorar. Sonra iyi akşamlar der bitirirsin abi. Peki ama güzel. İlerleyen dakikalarda siz buna biraz çalışsanız idmanla falan yapsanız sonra. Olur tabii. Ben sizden birkaç şey istesem bunları olur, yapsanız. Olur niye olmasın? Çok keyifli tabii, her şey olur tabii, diyor ne güzel ya. Bu haftaki sayısal notunda bir şey yapabilir misin bana? 3-5 yarınki Adana koşusunda. Gözünü seveyim ya. Ya bunlar çok önemli şeyler. Yapın inanın yapın lütfen. Evet, lütfen. Evreni mi gönderiyoruz? Tabii. Siz de mi evrene gönderiyorsunuz? Öyle evrene göndermiyorsunuz. Öyle evet. Evrene gönderince yanlış yerlere gidebiliyor. Yanlış şey. Marmaris'e falan gidiyor. Marmaris'e gidebilir. Resim olarak size dönebilir. Tablo mablo. Aman Allah'ım. Türkiye'nin ilk şönü değil ama Hülya Avşar'ın ilk şönüymüşsün üstad. Öyle öyle oldu evet. Niye öyle oldu? Öyle olmadı da yani o dönem Hülya işte Türkiye'de jön yok falan. Bunalımdaydı. Hülya buralımdaydı. Hülya bunalıma gelmişti. Hülya öyle söyler yani Hülya. Şeyleri vardır ya öyle çıkışları öyle bir şey söylüyordu falan. Ondan sonra biz de Neredesin Firuze'yi yaptık. Ne filmdir ama. Sonra da Hülya'nın bir şovu vardı Kanal D'de o zaman. İşte şova çıktık falan böyle bir şey oldu. Hani aramızda böyle bir
Ya yanlış anlaşılmasın. Ya böyle ya bir... bak gözlerimde saçım yok. Böyle bir ne yok, oldu arada? Dur dur, gecenin olayı patlıyor. Bir dakika. Sonra bunun olayına 2,5'a kadar otururum bundan sonra. Bak Rasim'i. Nasıl yakaladım? Ya yakalanmaz mı ama ya? Nasıl yakaladım? Ama bak Hülya'nın şovundayız. Evet. Özcan'la yürüyoruz. Hangi tamam mı? Çık Özcan Deniz, bizim Özcan Deniz yok mu? El ele mi yürüyorsun? El ele değil canım. Niye? Öyle şu normal olsa... yürüyorsun. Ya çağırdılar, çıkıyoruz. Hayır, nereden patlatacak diye merak ediyorum. Çağırlar geldi. Falan. Böyle bir Hülya Avşar bir çıktı, böyle bir öyle rüzgar falan veriyorlar ya ona, alttan pervaneler falan, onlar da böyle Mali saçlar falan. Yani. Vallahi bir anda şöyle ilk defa Hülya Avşar'ı gördüm. Şöyle bir ben böyle bir kötü oldum söyleyeyim ya. Çok hoşuma gitti, çok hoş. Elektrik alışverişi. Orada herhalde öyle bir şey oldu falan, ondan sonra... Çıktık şovdan, bitti falan. İki hafta sonra dediler ki işte bir görüşebilir miyiz sizinle, bir iş var falan. Kanal D'ye gene bir dizi yaptık Zümrüt diye, ama ismi kadar parlak olamadı maalesef. Çok büyük şeylerle girdik falan böyle. Çakma mı çıktı Zümrüt? Zümrüt çakma çıktı biraz. yani gerçekte yutturmaya çalıştılar, anladım ben. Çünkü her işte olduğu gibi her işin başı senaryodur ya, orada bir zafiyet vardı. Yani o söylemenin üzerine böyle olunca falan oldu. Yoksa... Peki bir şey olmadı değil mi? Ya yani Hülya Hanım'la sadece küçük bir elektriklenme mi oldu aranızda? Bu mu? Tek taraflı. Koridorda. Konuşmak istedim. Ya üzülme be, ama boş ver. Ben yine 1,5'da giderim abi. Ya burada bu hafta bir şey çıkıyor. Ya, ya ne kadar? Ya Rasim niye böyle yapıyorsun? Abi bir, ama bu hikaye 1,5'a bir kadar bile sürmez yani. Söyleyeyim. Nasıl? Bitti dedin. Başka bir kere gördüm, bitti dedin. Vallahi terledim. Bir elektrik terledim. Ya bir elektriklenme, illa elektriklenme öyle olabilir mi? Yani bu iyi anlamda da olabilir. Kötü anlamda. Bizimki iyi bir elektriklenmeydi. Öyle bir ondan sonra filmi de çok beğendiği için demiş ki ben Ragıp'la beraber dizi yapmak istiyorum. Dizi yaptık. Hep böyle değil midir bu işler? Doğru. Öyle değil midir? Hep böyledir. Hep böyledir. Zümrüt diye dizi yapılır ondan Allah sonra. Allah Allah. Yoksa yani neyi, ima etmeye çalışıyoruz? Neydi? Böyle ben bir koridorda yürüyordum. Birdenbire Ferhan Şensoy çıktı. Gördü elektrikler. Ama dedik ki Ferhan abi, şimdi Ferhan abiyle ne alakası var? Ben Hülya Avşar'dan bahsediyorum. Evet, bütün diziler böyle olur diye bir şey yok ki abi. Aa, böyle koridorda yürürken. Ya bir erkek ve bir kadından bahsediyoruz. Ben tabii hiç jön olmadığım için hayatım hiç böyle bir şey vermedi. Yani şaka bir yana tabii ondan sonra bu çok konuşuldu falan. Yani jönlük kavramı falan, evet yani o fiziğe sahip olabilirsin ama bizim için yani burada 3 tane tiyatrocu oturuyor ve bütün genel anlamda tiyatrocular için, erkekler ya da jönfiler için de çok önemli değildir. Yani İnce'nin de jönfi, devamlı jönfi oynamak istemez. İstemem, sanmıyorum. Yani değişmek, kabuk tabii değiştirmek, zorlanmak falan bizim için zevkli. Onun için okuduk zaten okulları da. Ama tabii ki o hani fiziğe sahip olmak bu televizyon için daha çok herhalde biraz evet, geçerli bir şey. Hiç umurumda değildi. Olması. Yani olsun, arada jön bir anlık da olsa yani bir küçük elektriklenmeyi dedi. Buldu. Sonra tabii Zümrüt sahte çıkınca kaybettiler. Anladım ya, jön de gitti. Jön bın. Jön de uçtu gitti. Gider abi. Peki Zeynep Dizler, senin müziğe başlaman. Evet. Hani küçükken aldım sazı elime derler ya. Sen evet, küçükken teybini eline almışsın ve kaydetmeye başlamışsın şarkılarını. Tabii. Ne markaydı teyp? Yani 10 yaşlarında falandım. 10-12 yaşlarında falandım. Ben kendi sesimi evet kaydetmeye başladım. İki teyip alıp bir teyipte hatta altyapılar bulup o altyapıların üstüne kendi sesimi kaydediyordum. Nasıl ya? İki teyip altyapılı hem de. Yani oo, evet, bir tanesi de müzik çalıyordu. Bir tanesi de ben o müzikle beraber sesimi kaydediyordum. Hı hı. Ondan sonra hatta babamın şeyden getirdiği bir ara Arabistan'da çalışmıştı babam. Arabistan'da alıp getirdiği bir Japonca kaset. Ve Japonca kasetin hem enstrümantal hali var hem de normal sözlü halleri var şarkıları. Ve ben onları ezberledim. Japonca birkaç tane şarkı ezberledim. Hadi ondan canım, sonra, söylesene evet, bir var mı ben aklında? Ben bunları lisedeyken arkadaşlarıma dinletiyordum. Onlar da bayağı ben kaset çıkarmışım gibi dinliyorlardı. Aralarında çoğaltmaya falan başladılar. Yani ben bayağı ticarete falan başlamışım o zamanlar.